Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Erman Toroğlu'nun sorduğu soru. Benim lise arkadaşım iki doz aşıyı da oldu. İki doz aşıyı da olduktan sonra öldü dedi. Nereden? Koronaya yakalandı ve öldü. Şimdi bütün bunlar üzerine bence Erman Toroğlu'nun hazırsa onu da girelim. Ve söylediklerine bence kulak kesilir. Direktör arkadaşım da ölümden döndü ya. Evet. Aşıdan sonra. Maalesef aşıdan. Buyurun. Bugün sabah saat 7'de benim lise arkadaşım öldü. Karadeniz'de. Sordum bizim gruba, lise grubumuz var. Ya dedim bu çocuk aşı olmadı mı? Oldu dediler. Birinci ve ikinci aşı oldu. 21 gün sonra yakalandı ve öldü dediler. Bilgilerinize. Şimdi bakın bu istisnai bir şey olarak gösterilebilir mesela. Değil ama. Değil. Hala gösterilebilir. Evet. Diyebilirler ki ya bir kişi iki kişi neyse vesaire diyebilirler. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Avrupa İlaç Ajansı resmi açıklamasına göre 10.500 kişi aşılanma sonrası ölmüş. Öldü. Bu resmi açıklama bakın bu resmi. Bir de resmi olmayanı düşünün bir. İkincisi yine Amerika'da CDC'nin verilerine göre 4.000 kişi aşı sonrası ölüm olmuş. Bakın bunları kimse konuşmuyor. Niye? Çünkü gerçekten bir akıl tutulması mı var? Burada bir para savaşları var. Türkiye'de aşıdan ölen bir kişi bile yok. Bir kişi. Yani ama benim tanıdığım bir düzine insan var. Şimdi, benim de var. Benim de bir düzine insan var ama televizyonlara baktığınız zaman bir kişi bile yok ya. Erkancığım. 20 milyon doz vur, 30 milyon doz vur. Hiç kimse de bu aşı hiçbir şey yok, kötü etki göstermiyor. Şimdi şöyle bir ama şey de gösteriyor aslında. Şöyle bir şey de var.